Bismillahirrahmanirrahim. Babu tezvicil ebi ibnetehul bikir. Baba bakire olan kızını kocaya verirse, nikahlarsa. Hel yehtacu fi zalike ile istimariha. O baba gidip izin istemek hakkı kız için var mı yok mu? Kızın iznini almak var mı yok mu? Mesele burada. Ölem adam derse diyor ki baba istediğine verir. Kız ister ağlasın, ister bağırsın, ne olursa olsun. Hiç kızın sözüne bakmaz. Yani ulemanın belsi de diyorlar ki yok, eğer akile ve baliga ise kızın iznini almadan nikah etmesi caiz değildir. İhtilaf burada. Haddesene Ebu Zer, Ebu Zer'a. Talebeler de yok ya, fakat burada yanlışlık var. Ebu Zer'a'yı aynen tayı yazmamış. Ebu Zer demiş. Ebu Zer'a. Şam ulemasından İmam-ı Tahavi'nin şeyhi Ebu Zer'a rivayet ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki ben Ebu Zer'a rivayet eyledi. Onun ismi de Abdurrahman ibn Amr'ini demiş ki. İsmi de Abdurrahman. Kale haddesena Ebu Nu'im, Ebu Nu'im El-Fadl ibn Dükeyn. Kale haddesena Yunus ibn Ebi İshak. An Ebi Burda ibn Ebi Musa. An Ebihi. Ebu Burda bu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Musa el-Eş'ari dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdular. Tüste'merul yetimetu fi nefsiha. Bir kızın babası yoksa başkasına tezvic edilecekse onun emri alınır. Seni filan kese vereceğiz. Razı mısın, değil misin? İzin verirse, verin derse olur. Yoksa olmaz. Fe'in seketet, yok haya eder de sükut ederse, seni filan kese veriyoruz. Razı mısın? Sükut etse, fakat ezinet. Sükuti izindir. Çünkü haya eder. Haya ettiğinden dolayı sükut eder. Sükut yani razı oldu demek. Ve'in enkeret, yok. Derse ki ben istemiyorum, beni vermeyin. Ben onu almam derse lem tükreh. İkrah edilmez, icbar edilmez. Öyle biz vereceğiz denilmez. Şimdi bu yetime hakkında hadiste bu var. Kızın anası babası yoksa akile, baliga, bakire ister dul ister bakire başkasına nikah edilecek babası yok. Yetim. İzni lazım mı değil mi? Bir izni lazım. Bunda ittifak var. Bunda ihtilaf yok. Her iki tarafta diyor ki babası yok. Babası olmadığından kimse bunu icbar edemez. Ya babası varsa ihtilaf orada. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Ubeydullah ibn Muhammed ibn Teymiyy kâle haddesena Hammad ibn Selam an Muhammed ibn Amr an Ebi Selamet an Ebi Hureyre anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Ebu Hureyre dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. El yetimetü tüste'mer. Yetime olan bir kız onun emri alınır. Tüste'mer emri alınır. Yani seni filan kese kocaya verecekler. Yahut da veriyoruz. Razı mısın? Fe'ine radiyet. Radı olursa feleha ridaha. Halas madem razı oldu nikah edilir. Ve in enkeret. Yok inkar ederse ben varmıyorum derse فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا Kimse onu zorla başkasını nikah edemez. Bu da ikinci hadis. Şimdi bu her iki hadis de kim hakkında geldi? Babasız olan bir kız için geldi. Üçüncü hadisi şerif حَدَّسَنَا İbrahim ibn Ebi Davud قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ اَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ سَلَمَا اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mislehu. Üçüncü hadis de yine Ebu Hureyre'den geliyor. Başka bir rivayette. Şu halde Ashab-ı Kiram'dan iki zattan, bir Ebu Musa el-Eş'ari'den bir de Ebu Hureyre'den bu rivayetler geldi. Yetimi olan bir kız bakire de olsa akile baliga oldu mi cebren kimse nikah edemez. Onun izni alınacak. İzni alındığı vakitte ya bizzat kendi ağzıyla ben razıyım diyecek yahut da sükut edecek. Sükutu de rızadır. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Ülemadın bir kısmı zahip oldular. اِلَا اَنَّ لِلْرَجُلِ
insan için caizdir. En yüze vicebne tehu kızını tezvic eder. Hangi kızını? El bikrel baligate. Baliga olmuş kızını. Bir adamın kızı var. Kız çocuk değil. Baliga, büluğa ermiş. Büluğa ermiş bir kızı babası nikah ederse bi gayri emriha, o kızın rızası olmaksızın. Babaya bu selahiyet var mı yok mu? Ulemadan bir kısım dedi ki babaya bu selahiyet var. Onun emrini almaz. وَلَسْتِ زَانِهَا izin de istemez. Beş kızın haberi yokken hemen onu nikah edebilir. Veyahut da izin istediler de razı olmadı. Gene babası isterse razı olmasın, nikah edebilir onu. Kimden? مِمَّنْ رَعَى babası kimi hoş görürse. وَلَا رَعِيَ لَهَا kızın reyi yoktur. فِيْزَالِكْ bu nikahta nahu babasıyla beraber indehu, işte bu birinci mezhep indinde. Ki Hanefiler, Malikiler, Şafiiler, Hanefi değil estağfurullah, Şafii, Maliki, Hanbeli. Bu üç mezhep de böyledir. Yani bunu da eski büyükler şöyle tabir ederler. Kızı kendi göğününe koysan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Kız kendi menfaatini bilmez. Davulcu, zurnacı, çalacak, oynatacak. O ne bilsin genç? Yahut da boyuna bosunu aldatır, onun ahlaksız olduğunu bilmez. Onun için babası onu iyi bilir. Kendi evladının menfaati babası bildiğinden dolayı o selahiyet babasına verilmiştir. Bu birinci mezhebin delilleri. Böyle ya, adam birisine damat olacak, o damat namaz kılıyor mu, takvası var mı, ahlakı nasıl, kız onu ne bilsin? Kız yalnız bir defa bakar, boyuna bosuna baktı, tamam, diğerini babası bilir. Onun için o selahiyet babasındadır. Bu birinci zümrenin mezhebi ve delilleri. Kalu, bunlar dediler ki, وَلَمَّا قَسَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاَثَرَيْنِ الْمَسْكُرِينَ yukarıda okuduğumuz iki hadisi şerifte Peygamber Efendimiz kastetti. Nerede meşhur olan iki hadis ki? اَوْبَلِ هَذَا الْبَابِ işte şimdi okuduk, babın evvelinde. بِمَا زَكَرَ ف۪يهِمَا مِنَ الصِّمَاتِ وَالْمَحْكُومِ لَهُ بِحُكْمِ الْاِذْنِ ister sükut etmede, isterse ona hüküm veriliyor, izni alınıyor, o da izin veriyor. Ya sükut eder ya izin verir. Buralarda Resulullah Efendimiz bunları kastetti. Neye kasti oldu Resulullah Efendimiz'in kasti? İleri yetimeti, yetimeye. Babası olmayan bir kızı nikah ederken ya sükut edecek yahut da bizzat diyecek ki ben razıyım. Resulullah Efendimiz'in kasti buna oldu. Vehiyelleti la ebeleha. Yetime de kimdir? Babası olmayan bir kızdır. Delle zalik. İşte bu iki hadisi şerif delalet etti ki enne zâtel ebi fî zâlik. Babası olan kız bi hilâfihâ. Bunun hilâfınadır. Yani yetim olursa izin isteyin. Bunda ne anlaşılıyor? Yetim olmazsa onun kendisinin bir reyi yok. Babasına aittir. Madem babası var, selayet babasındadır. Bu bunun hilafınadır. Bu anlaşıldı. Ve enne emre ebiha aleyha babasının emri o kız üzerine evkedü daha kuvvetlidir. Min emri sairi evliyaiha ba'de ebiha. Babasından sonra babası olmasa velisi kim olacaktı? Kardeşi olacaktı. Yahut da emücesi var ise emücesi olacaktı. Onların sözü mi daha kuvvetlidir, babanın mı? Babanınki daha kuvvetlidir. Öyleyse yetime olursa kızdan izin istenilir. Yok, babası olursa babası onu istediğini verir. Ve mimmen zehebe ilâ hadel kavl. Bu kavle sahip olanlardandır. Malik ibn-i Enes'in rahmetullahi aleyh. İmam Malik buna sahip olmuştur. Ve hâlefehum fî zâlike âkharûn. Ulemadan diğer bir kısmı İmam-ı Malik'e muhalefet eylediler. Fekalu dediler ki leyse li veliyyil bikri. Bakire kızın velisi için olmadı. Velisi ister babası olsun, ister kardeşi olsun, ister emucesi olsun, kim olursa olsun. Onlara bir selahiyet yoktur. Eben kâne ev gayrehu. Onun velisi ister baba olsun, ister babasının gayrisi olsun. En yüzevviceha. O kızı nikahlamak selahiyeti ona yoktur. İlla ba'de istimârihi iyyâhâ fî zâlik. Nikah hakkında kızdan emir bekleyecek, emir isteyecek.
o kızın izni olursa nikah edebilecek. Yoksa değil. Ve ba'de sumatiha inde istimarihi iyya. O kızdan izin isteyecekler. O kız bizzat he diyecek. Bizzat demezse utanırsa sükut edecek. Sükut ederse sükut da izindir. Ha. Kıza dediler ki baban yahut da kardeşin seni filan kese veriyor. Sükut et diye sükut izindir. Ondan sonra nikah edilir. Ama izin istemeden, onu hiç tanışmadan nikah etseler, o kız duyduğu vakitte ben bu nikahı kabul etmiyorum dedi mi nikah bozulur. Yok kabul ediyorum derse nikah devam eder. Ve kalu bunlar dediler ki leyse fi kasdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kastinde olmadı. Fil esereynil merviyeyni fi zalik. Bu hususta rivayet edilen iki hadisler fi evveli hazel bab. Bu babda evvela zikrettik ya yetimeden izin istenilecek. Kastinde neye kastinde? İlel yetimeti yetimeye kastinde ki yetimenin iznini alın. Bu hadiste olmadı. Ma yedullu ala enne gayrel yetimeti fi zalik ala hilaf hükmün yetime. Onlarda bir delalet yok ki yetime olmazsa hüküm böyle değil de başka türlüdür. Bunda bir delil yok ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim kız olursa iznini alın sonra nikah edin. E siz diyorsunuz ki öyleyse babası olursa icbar edilebilir. Hani babası olursa icbar edilir diye hadiste bir şey yok ki. Yetimenin hükmünü beyan etmiş. Ama babası olursa onun hükmünü Resulullah Efendimiz beyan etmemiş ki bu. Siz kendi kendinize buradan hüküm çıkarıyorsunuz. İzga diye cüzü en yekûne erâde bizâlik. Caiz ki Peygamber Efendimiz bununla murad etmiş ola sâirel ebkâril yetâmâ ve gayrahunne. Peygamber Efendimiz o yetimeyi zikretmiş. Yetime olan kızı ve yetime olmayanları da kastetmiş. Yani yetimeyi Resulullah Efendimiz zikrediyor. Diğerlerin de murad etmiş olmak ihtimali var. Yetime böyle olursa babası da olsun o da öyledir. Bu mana caizdir. Bu hadise dahil olabilir. Peki yetimeyi niye zikreyledi? Madem diğerleri de eli olsaydı Resulullah Efendimiz dedi ki balig olan bir kızı izinsiz kimseye vermeyin, izin isteyin. Bizzat sorursa nikah edin derdi. Ona da diyor ki ve hussel yetimetu biz zikri. Yetime zikirde geldi. Resulullah Efendimiz yetimeyi zikreyledi. İz kâne lâ ferke beynehâ fî zâlik ve beyne gayrihâ. Yetimeyle yetime olan bir kızına yetim olmayan bir kızın arasında fark yok ki. Çünkü o kızı nikah edecekler. O kız gidecek bir erkekle beraber yaşayacak. Ha yetim olsun, ha yetim olmasın. Ha babası olsun, ha olmasın. O adamla yaşayacak kim? O kız onun rızasının alınması lazım. وَلَنَّ السَّامِعَ ذَٰلِكَ مِنْهُ فِي الْيَتِيمَةِ الْبِكِرِ. Bir de Resulullah Efendimiz yetimeyi zikretti ki yani yetime bir kızın rızası alınırsa bunu eşiden adam yestedillü bihi bununla istidlal eder. Ala hükmil bikri gayril yetim. Ha, yetimenin rızası alırsa yetime olmayan evladı terik alınması lazım. Yetime sahipsiz ortada kalmış sahibi yok. Bunu bir an evvel kocaya verelim. O kız da ister ki gideyim de kurtulalım. Kurtulayım ben bu şeyden. Yüzsüzlükten, kepazelikten kurtarayım. E bu böyle olursa anasının babasının evinde izzetle yaşıyor. Hiçbir taraftan bir sıkıntısı yok. Bu kızın izni alınmaz mı? Öyle bir terik. Çünkü o yetim olan kız oradan oraya sürülüyor, oradan oraya. Bak bunun bile izni alınıyor. Halbuki o bir an evvel gitmesini ister olduğu halde izni alınıyor. İyi, anası babası olan kızın izzeti daha fazla. Onun izni alınması öyle bir terik. Ve kad reyna mislihada fil Kur'an. Kur'an'da da bunun misali var diyor. Allahu Azze ve Celle, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Fîmâ harreme minen nisa. Kadınlardan nikahı haram olanları beyan ettiği vakıtta. Mâ yüstedellü, evet, yüstedellü bihi alâ hükmil bikri gayril yetimeti. Ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estağfirullah. Fîmâ harreme minen nisa. Kadınlardan haram olanları Cenab-ı Hak ayet-i kerimede beyan eyledi. Onlardan birisi de وَرَبَائِبُكُمُ اللّٰتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللّٰتِ دَخَلْتُمْ بِهِمْ. Bir kadını alırsan, kadının kızı da beraber gelir. Başka kocasından olmuş bir kızı evine getirirsen, onu terbiye edersin, ona rabibe derler.
İşte o Rabibe'yi almak da caiz değil. Hürrimet aleyküm ümmahatüküm ve benatüküm ve ahavatüküm ayeti kerimesinde beyan ediliyor. Analarınız size haramdır, kızlarınız haramdır. Onlar arasında sonunda da bir kadın alırsan kadının kızı yanında gelir. O Rabibe'yi almak da caiz değildir. Peki o Rabibe caiz ki küçük oldu, anasıyla beraber geldi. Bu Rabibe bu. Bu adamın evinde büyüyor. Bunu almak helallikten haram. Anasına duhul zifat oldu ise. Bir de var ki kadının başka bir kızı var, gelmedi. O da başka birisinin yanında kalıyor. O kocasının evine gelmedi. Onu almak caiz midir, değil midir? Onu da almak caiz değildir. Bir de bu ayeti kerimede sizin evlerinizde olan Rabibeleri almayınız diyor. Bu evinde değil. Ha diyor, bak bu kayıt işte ona misaldir ki. Yani kasıt evde olup olmak değil. Ayet-i Kerime'de o zikrediliyor ama kasıt Rabibe'yi almak caiz değil. İster kendi evinde olsun, ister başkasının evinde olsun. Fezekere Rabibe, Cenab-ı Hak Rabibe'yi zikreyledi. Elleti fi hücri zevc. Kocasının evinde olan Rabibe'yi zikreyledi ki bu haramdır. Felem yekün zalik. Bu olmadı. Ala tahrimi Rabibe'tilleti fi hücri zevc. Kocasının evinde olan Rabibe'nin tahrimine hastır. Dune Rabibe'tilleti hiye ekberu minhu. Bir de var ki kadının başka kızı var. O bundan daha büyük bu kızdan. O bunun evine hiç gelmemiş. Ona hüküm has değildir denilmez. Yok. O da haram, o da haram. Ya da burada sizin evinizde olan Rabibe'nin kıydı ne? Ona kıydı ihtirazi değil, kıydı ittifakı derler. Kasıt evde olup olmamak değil. Kasıt anasını zifaf etmişse kızını alamaz. Belkânet tahrimu aleyhima cemi'an. Belki tahrim ikisinedir. O da haramdır, o da haramdır. İşte burada da Resulullah Efendimiz yetimeyi zikreyledi. Yoksa yetimenin izin alın da başkasını almayın diye böyle bir şey yok. Fekezalike ma zekerna an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikreylediğimiz de böylecedir. Fil bikril yetime. Yetime olan bakire kız hakkında. Leyse alel yetimetil bikri hasse, bu hüküm. İzin almak bakire olan yetimeye mahsustur değil. Bel huve alel bikril yetimeti ve gayril yetime. Yetime olsun olmasın hüküm umumidir. Bakire akile baliga oldu mu? İzni alınacak. Sükut ederse o sükutu de izin sayılır. Ve kâne mâ semi'a ashab-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem min zâlik fil yetîmetil bikir. Ashab-ı kiramın işitmiş olduğu yetime hakkında işittikleri bu hüküm oldu. Delilen lehum. Onlara delil oldu ki enne zâtel ebi fihi kezâlik. Babası olan kız da böylecedir. İz kânu kad alimû. Onlar bildiler ki ashab-ı kiram ennel bikre kable bülûgihâ, büluğa ermezden evvel bakire kızın hükmü ila ebiha babasınadır. Ney? Akdül biyaat. O büluğa ermemiş bir kızın alışverişi olsa, mali olsa, alması, satması, bu akitler kız mı yapacak, babası mı? Kız çocuk. Babası yapacak. Babasına aittir. Eğer mali var ise icareye verilecek, dükkanı olur, evi olur, alırsı veresi olur, anasından kalmış olur, başka bir yerden kalmış olur. O kızın bütün akit işleri, mal üzerine olan işleri babasına aittir. فَكَذَٰلِكْ يُرْفَعُ اَنْهَا الْعُقُودُ عَلَى بِدْعِهَا. Atladım. Yok. اِلَا اَبِي عَقْدُ الْبِيَعَدْ عَلَى اَمْوَالِهَا وَاَقْدُ النِّكَاهِ عَلَى بِدْعِهَا. Öyleyse akdül nikahı, ha tamam. Akdül biyaat ala emvaliha. Onun malları üzerine olan akdi babasına olduğu gibi ve akdül nikahı ala bid'iha. Öyleyse o kadının, işte o kızın nikahlanmak akdi de babasına aittir. Tamam, atlamışım. Ve re'u buluğaha. Ashab-ı kiram gördüler ki kızın buluğa ermesi. يَرْفَعُ وِلَايَةَ اَب۪يهَا عَلَيْهَا فِي الْعُقُودِ عَلَى اَمْوَالِهَا. Malları üzerine olan ukuttaki babasının velayetini kaldırır. Büluğa erdi mi daha babasının selayeti yok. İcare verilecek, alınacak, yapılacak. Kızın kendisine aittir.
فَكَذَٰلِكَ يَرْفَعُ اَنْهَا الْعُقُودَ عَلَى بِدْعَى Nikahına olan velayeti de kaldırır. Kızın hürriyeti kendi elinde olur. وَمَعَ هَذَا فَكَدْ رَضَى اَهْلُ هَذَا الْمَذْهَبْ لِمَذْهَبِهِمْ اَتَارًا İşte bu yukarıda okuduğumuz delillerle beraber diyor, bu mezhep sahipleri kendi mezhepleriyle, mezhepleri için başka eserler de getirdiler. O eserleri de rivayet eylediler. اِحْتَجُّوا لَهُ بِهَا O eserlerle kendi davalarına ihticac eylediler ki, bakire kızı nikah ederken onun iznini almak lazımdır dediler. غَيْرَ أَنَّ فِي بَعْدِهَا تَعْلَمْ O getirmiş olduğu rivayetlerin bazısına te'en vardır. عَلَى مَذْهَبِ اَهْلِ الْآثَرِ O eserlerin eserlerle istidlal ettiler ya, onlara bazı itirazlar varid olmuştur. وَاَكْثَرُهَا سَلِيمٌ مِنْ ذَلِكِ Lakin ekserisi, rivayet etmiş oldukları eserlerin ekserisi salimdir, itirazdan salimdir. Ve senati biha kulliha bu eserlerin hepsini burada getireceğiz, zikredeceğiz. Ve bi ilaliha onların illetlerini de getireceğiz. Ve fesadi ma yufsiduhu ve fesadi ma yufsiduhu ehlul asar minha. Ve rivayetlerin içerisinde fesat vardır, zayıftır diyenlerin fesadını ehli asarın reddi var. O reddi de beyan edeceğiz. Bu fasittir, bu zayıftır diyorlar. O diyenlerin davasında çürüyecek olan şeyleri getireceğiz. Fi hada bab, bu babda inşallah Teala. Femin maruye fi zalik. Bu mesele hakkında rivayet edilen eserlerdendir. Hangi eserlerden? Mimma ta'ane fihi ehlul asar. Eser rivayet edenlerin ta'an etmiş olduğu rivayetlerden bir rivayet vardır ki o eserlerde İddia edenler diyorlar ki bakire kızın izni alınacak. O rivayeti getiriyor. Fakat o eser rivayeti edenler ona itiraz ediyorlar. İtirazlar yerinde mi değil mi? İşte o hadislerdendir. Ma haddesena Ebu Ümeyye ve Muhammed ibn Ali ibn Davud. Kala haddesena Hüseyin ibn Muhammedin el-Mirvazi. Kala haddesena Cerir ibn Hazim. An Eyyubin, an İkrime, an İbn Abbas radıyallahu anhüme. Bu eserlerden birisi Abdullah ibn Abbas'tan rivayet olunuyor ki enne racülen zevvecebnetehu bir adam kızını nikahladı vehye bikrun kız bakireydi onu birisine kocaya verdi vehye karihetun kız istemiyor o kocayı istemiyor fakat adam icbar etti kızı ona verdi feeten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem o kız da geldi Peygamber Efendimiz'in şekvada bulundu ya Resulallah benim babam beni filan kese veriyor. Ben istemiyorum adamı dedi. فَخَيَّرَهَا Resulullah Efendimiz muhayyer koydu. Dedi ki yok seni cebredemez. İstersen varırsın, istersen varmışsın. Şimdi bu eser kimden rivayet edildi? Abdullah ibn Abbas'tan. O kızı muhayyer kılan kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu rivayete bazıları itiraz etti. فَكَانَ مَنْ تَعَانَ فَكَانَ مِنْ تَعَانِ مَنْ يَزْهَبُ اِلَى الْاَسَرِ Eserlere ta'an edenlerden bazıları eserlerdeki, bu eserlerdeki ta'an-ı zahib olanlardan oldu. وَالْتَمْيِيز بَيْنَ رُوَاتِهَا Bir de ravilerin arasını temyiz ederler. Acaba bunun ravisi sağlam mıdır, değil midir? Bu makbul olur mu, olmaz mı? İşte bu yolu tutanlardan oldu. مَا رَوَى الْحَافِزُ مِنْهُمْ وَتَسْبِيْتِ مَا رَوَى الْحُفَّازُ مِنْهُمْ Hafiz, hadiste hafiz olan 100.000 hadis öğrenirse hafiz olur. Böyle 100.000 hadisi ezberlemiş hüffaz hadis diyorlar. Onların rivayetine itimat edip de öteki zayıf rivayetleri reddedenlerin bir tariki yolu vardır. İşte o yola zahip olanlardan oldu. وَاِسْقَاتِ مَا رَوِيَ مَنْ هُوَ دُونَهُمْ Hüffazın rivayetini kabul eder, hüffaz olmayanın rivayetini iskat eder. İşte o zatlardan, ta'an edenlerden oldu ki en galu, onlar dediler ki هَكَذَا رُوِيَ رَوَى هَذَا الْحَد۪يسَ جَر۪يرُ بْنُ حَازِمْ Bu hadisi Cerir ibn Hazim rivayet eyledi. Yukarıda Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilen bu hadisi İmam-ı Tahavi Ebu Ümeyye'den rivayet etti. Bir de Muhammed ibn Ali ibn Davud Tahavinin şeyhleri, kocaları.
Onlara da Hüseyin ibn Muhammed'in Mirvezi rivayet etti. Ona da Cerir ibn Hazim rivayet eyledi. Cerir ibn Hazim kimden? Esas dedikodu olan zat bu Cerir ibn Hazim. O da Eyyub'dan, o da İkrimeden, o da Abdullah ibn Abbas'tan. Şimdi diyorlar ki bu hadis böyle rivayet edildi ama bu Cerir ibn Hazim ravilerin içerisinde var. وَهُوَ رَجُلٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ Bu bir adamdır ki galeti çok olur, çok yanlış. Meseleyi diyor yanlış anlar. Yani kesten yalan katmaz da yanlışı çok. Mesela bir meseleyi sen burada anlatırsın. O yanlış anlar gider, yanlış nekleder. Bu böyle bir adamdır. Galeti çok, onun için bunun rivayetini biz kabul etmeyiz dediler. Peki bunun yanlış rivayet ettiğini neden bileceğiz? Hüffazi hadis, bu hadisi ne türlü rivayet etmiş? Ha diyor. Ona gelince وَقَدْ رَوَاهُ الْحُفَّازِ Hüffaz, daha kuvvetli adamlar bu hadisi rivayet eylediler. اَنْ اَيُّوبَ اَيُّبْتَنْ Eyyub İkrimeden rivayet eylemişti. Zaten Cerir ibn Hazim Eyyub'tan rivayet ediyor. Fakat Hüffaz Eyyub'tan bu şekilde rivayet eylemediler. اَلَا غَيْرِ ذَلِكَ Başka bir şekil üzerine rivayet eylediler. O Hüffaz kim? Bunu da beyan edecek. Minhum Süfyan es-Sevri ve Hammad ibn Zeyd ve İsmail ibn Uleyye. Muhaddislerden meşhur Süfyan es-Sevri 1, Hammad ibn Zeyd 2, İsmail ibn Uleyye 3. Bunlar hüfaz-ı hadis ve kuvvetli adamlar. Bunlar Eyyub'tan başka türlü zikreylediler. Ne türlü zikreylediler? Fezekeru fi zalik. Bu mesele hakkında zikreylediler. Ma haddesena Ahmed ibn Davud. Kal haddesena Abdurrahman ibn Abdülvehhab. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن إكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم إكرمة dedi ki bak yukarıki hadiste dedi ki İkrimə Abdullah ibn Abbas'tan rivayet etti. Abdullah ibn Abbas da Peygamber Efendimizin yaptığını söyledi. Fazıl-ı Kiram diyor ki hayır Abdullah ibn Abbas'ın nefsi yok. İkrimeden rivayet var. İkrimə de tabiinden, sahabeden değil. Peygamber Efendimizi görmemiş. İkrimə diyor ki أن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz فَرَّكَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ اَمْرَأَةٍ Bir adamla bir kadının arasındaki nikahı bozdu. Aralarını tefrik etti. Öyle kadın ki زَوَّجَهَا اَبُوهَا Babası onu tezvic etmişti. Babası tezvic etmişti. Kadın Resulullah Efendimiz'e şekva etti. Resulullah Efendimiz de madem senin rizan yoktur nikahı bozarım dedi. Nikahı bozdu. وَهِيَ كَارِهَةٌ O kadın hoşlanmıyordu da onun için bozdu. Fakat kadın diyor, kız demiyor. Vehya bu rivayette diyor ki وَكَانَتْ سَيِّبًا O kadın da dul idi. Bak, rivayet başka oldu. Şimdi dul olan kadını babası da nikah edemez. Bu müttefakun aleyh. Dört mezhepte dul olan kadının rızası alınmadıktan sonra onu kimse nikah edemez. Bu muhakkak. İş ihtilaf kızda. Yukarıdaki hadiste Abdullah ibn Abbas'tan İkrime rivayet eyledi ki kızı tezvic etmişti. Bakire kızı o da şekva etti. Peygamber Efendimiz sen muhayyersin istemezsen nikah olmaz demişti. Diyor ki bak Cerir ibn Hazim galat etti yanlış söyledi. Esasen bu hadis Abdullah ibn Abbas'tan değil İkrime'den rivayet ediliyor. İkrime sahabeyi zikretmeden Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor sahabeyi söylemiyor. Buna hadis-i mürsel derler. Hadis-i mürsel daifdir. Bir. İkincisi hadisi sahih olursa bu hadiste o kadın imiş, dul bir kadın imiş, kız değil imiş. Onun için bu size delil olmaz dediler. Bu hadiste Cerir ibn Hazim'in rivayetinin yanlış olduğu iki cihetten sabit oldu. Emma ahaduhuma birisi fi idhaluhu ibn Abbas'ın fi hatanın birisi ibn Abbas araya soktu. Halbuki asıl rivayet ibn Abbas yok. وَأَمَّا الْآخَرِ İkinci hatası فَزَكَرَ ف۪يهِ O Cerir ibn Hazim kendi rivayetinde zikreyledi ki اَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا O kız idi. Nikah edilen kız idi. وَاِنَّمَا كَانَتْ سَيِّبًا Halbuki dul kadınmış, kız değilmiş. Bu iki cihattan hata etti. Öyleyse bu sizin, bu eseriniz sizin mezhebinize delil olmaz dediler. وَمَا رُوِيَ ف۪ي ذَٰلِكَ اِذَا Bu mesele hakkında yine bir rivayet daha var. Yani bakire kızın izni alınacak mı, alınmayacak mı, alınacak diyen Hanefilerin bu birinci eseri getirdi. Ona itiraz ettiler, kabul etmediler. İkinci bir rivayet daha var. O nedir?
Ma haddesen Ahmet ibn Ebi İmran ve İbrahim ibn Ebi Davud ve Ali ibn Abdurrahman قالوا أخبرنا أبو صالح الحكم أبو صالح الحكم ابن أبي موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حضرت جابرden rivayet eylediler ki أن رجلا bir adam زوج ابنته kızını nikahladı وهي بكر kızı da bakire idi بغير أمرها kızın izni olmaksızın onu başkasına kocaya verdi. فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Kız Peygamber Efendimiz'e geldi. فَفَرَّكَ بَيْنَهُمَا Peygamber Efendimiz de kadınla, kocayla o kızın arasını tefrik eyledi. Madem kız istemiyor, nikah sahih değildir dedi. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ يَذْهَبُ فِي ذَٰلِكِ اِلَى تَتَبُّعَ الْاَسَانِيدِ Peki senetleri araştıran, itiraz eden adamlar neyi getirdiler? Bu hadise ne türlü itiraz ettiler? Diyor ki onların İtirazı şu cihetten oldu ki enne hadel hadis bu hadisi şerif la ya'lemu bilinmez ki enne ahaden mimmen revahu an Şuayb Şuayb'den bunu rivayet edenlerden zekere fihi Cabir'in Cabir'i hiçbir kimse zikreylemedi. Bu hadisi Şuayb'den rivayet edenler hiçbir kimse Cabir'i zikreylemedi gayru ebi salihin haza. Yalnız bu rivayette gelen Ebu Salih. Ve rivayeti dedi. Yani asıl sahabi kimdi? Şuayb ibn İshak Evza'iden, Ata'dan, o da Cabir ibn Abdullah'tan. Sahabeden Cabir ibn Abdullah'tan rivayet ediliyor. Bunu kim rivayet ediyor? İşte Ebu Salih el-Hakim diyor. Bu böyle. Halbuki diğer rivayetlerde Hazreti Cabir yok. Buna buradan itiraz ettiler ki hadis muttasil değil de hadis mürseldir. فَمِمَّنْ رَبَاهُ Bu hadisi rivayet edenlerdendir. Ki وَاَسْقَةَ مِنْهُ جَابِرًا Cabir'i de iskat edenlerdendir. Yani rivayet ediyor fakat sahabe zikredilmiyor. Hazreti Cabir zikredilmiyor. Kimdir o? Ali ibn-i Mâbet. Ali ibn-i Mâbet'in rivayetine baktık ki Cabir'in hepsi yok. حَدَّسَنَا Veli de zikrediyor ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنِ الْعَبَّاسِ اَنْ Ali ibn-i Mâbet عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحديث شريف علي بن معبد شعيب ده وده أوزاعي ده وده أتى ده رواية ديور أتى هيس جابري رواية ديور أتى ديور كي Peygamber Efendimiz'den rivayeten geldi ki bir kadın nikahlandı o da gitti bir kız nikahlandı Peygamber Efendimiz bize söyledi şikayet etti o da tefrik etti. وَلَمْ يَذْكُرْ جَابِرًا Cabir'i bak bu hadiste zikreylemedi. Demek hadis mürsel oldu. Bu hadisin illeti de bu. Sahabe zikredilmiyor. وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُ بْنَ اَب۪ي سَلَمَةَ عَنِ الْاَوْزَعِيِّ عَمْرُ بْنِ سَلَمَةَ bu hadisi şerifi Evza'den rivayet eylediyse بَيَّنَ مِنْ فَسَادِهِ bu hadisin fesadından beyan etti. مَا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ هَذَا bu söylediğimizden daha büyük bir eybini çıkardı bu seneden. Bu birinci eyb ne? Sahabe zikredilmediği halde sahabeyi ithal etti. Halbuki ikinci fesadi daha büyük ki şu. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. Kale ahberena Amr ibn Ebi Seleme. Kale haddesena Levza'iyyü an İbrahim ibn Murra. An Eta ibn Ebi Rebah. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizalik. Amr ibn Ebi Seleme Evza'i'den rivayet ediyor. Evza'i İbrahim ibn Murra'dan rivayet ediyor. İbrahim ibn-i Mürre de atadın. Halbuki yukarıki hadiste İbrahim ibn-i Mürre'yi hiç zikreylemedi. Doğrudan doğru ne dedi? Evza'yı atadan rivayet eyledi. Halbuki Evza'yı atayı görmemiş. Arada bir zat daha var. O da kim? İbrahim ibn-i Mürre. Onu da iskat etmiş. Onu iskat etmiş, onun yerine sahabeyi zikretmiş. فَسَارَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْاَوْزَعِيِّ Bu hadis Evza'yı'dan rivayet edildi kimden? An İbrahim ibn Murra, İbrahim ibn Murra'dan, o da kimden? An Ata'dan. Ve İbrahim ibn Murra hada, İbrahim ibn Murra ise fa da'iful hadis. Onun hadisi zayıftır. Ondan gelen rivayetler zayıftır. Leyse inde ehli'l asar min ehli'l ilm asla. Böyle hadis rivayet edenler onu ehli ilimden bile saymıyorlar. Bu hadisin senedi içinde İbrahim ibn Murra var ki bunu ehli hadis muhaddis bile saymıyor. Öyleyse bu hadis de kabul edilmez dediler. وَمِمَّا رَوَوْ ف۪ي ذَٰلِكَ اَيْذَا
Bakire kızın izni alınacaktır diyenler başka bir hadis daha getirdiler. İstidlal ettiler. Mimma la ta'ne li ahadin fi. Fakat bu okuyacağımız rivayette hiçbir kimsenin ta'ni yok. Zayıf tarafı yok. O da nedir? Ma haddesena Yunus. Yunus'un İmam-ı Tahaviye rivayet eylemiş olduğu hadistir ki قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره هذا حدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال أخبرنا بك عن نبي عبد الله بن مسلمة هذا حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا بك عن نبي إسماعيل بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل النافع بن جبير بن مطعم يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eylediler. Kale buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular. El eyyimu dul kadın ehakku bi nefsiha kendi nefsini nikahlamaya daha ziyade haklıdır min veliyya onun velisinde. Vel, yani velisi ister babası olsun ister kardeşi olsun kim olursa olsun dul bir kadın kendini nikah etmeye başkasından evladır. Kendisi kim isterse ona varır. Zorla onu kimse nikah edemez. Vel bikru tüste'meru fi nefsiha. Ha, bakire kız ise o da ondan da emir beklenilir. İzin istenilir. Ve iznuha sumatuha. Onun izinde nedir? Sükut etmesidir. O kıza derler ki bak baban yahut da büyüğü kim varsa emmucesi, kardeşi seni filan kese veriyor. Ne diyorsun? Yok derse zaten nikah edemezler. He derse nikah ederler. Ya sükut ederse sükut da rızadır. Onu da nikah ederler. Onun izinde sükutudur. Peki bu hadise de itiraz var mı? Senedine menedine yok. Buna itiraz yok. Yani hadisin senetlerini araştıran adamlar araştırmışlar. Bu hadisin senedinde bir kusur bulamamışlar. Bu sabit. Haddesena el-Hüseyin ibn Nasr'in gâle haddesena Yusuf ibn Adi gâle haddesena Hafs ibn Gıyas an Abdillah ibn Abdillah ibn Mevhid النافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine hadisi şerifi başka bir senetle daha zikreyledi. Demek ki bu hadisin iki senedi oldu, kuvvetli oldu. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما Abdullah ibn Abbasi Nafi ibn Cübeyr işitti ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdular. Es-seyyibu ahakku bi nefsiha min veliyha. Dul kadın kendi nefsini nikahlamaya velisinden daha ziyade evla ve haktır. Vel bikru bakire kız ise tüste'meru onun emri alınır. İzin olursa nikah olur yoksa olmaz. فَلَمَّا كَانَتِ الْاَيِّمُ الْمَسْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ O hadiste zikredilen eyyim yani dul kadın ki oldu هِيَلَّتِي وَلِيُّهَا اَيُّ وَلِيِّنْ كَانْ Onun velisi hangi veli olursa olsun min ebin ev gayrihi babasından babası olsun başkası olsun veli veliden daha evli oldu. Demek ki dul kadın kendi velisi velisi ister babası olsun ister kardeşi olsun kim olursa olsun kendini nikahlamaya daha evle oldu. Kâne kezâlike el-bikrü meskûretü fî. Bu hadiste zikredilen bakire kız da böyledir. Diyel bikrülleti öyle bir bakire kızdır ki veliyyuha onun velisi eyyü veliyyinken hangi velisi olursa olsun min ebine gaybine. İster babası olsun ister gayrisi olsun. Yani bunu niye izahatı verdi? Diyor ki dul bir kadın kendini nikahlamaya başkasından evladır. Velisinden evladır. Veli deyince burada hadiste zikreylemedi. Velisi, babası mı, kardeşi mi? Mutlak kim olursa olsun. Dul kadın kendini babası da nikah edemez, kardeşi de nikah edemez. Kendi ihtiyarı kendi elinde. Ha, bak hadisi şerifte dul kadın kendi emri kendi elindedir. Bakire kız olursa onun da emri alınır. Emri alınır ne demek? Yani onun izni olmaksızın nikah edilmez. Kim edemez onu? Velisi. Velisi kim? Velisi diyor ister babası olsun. Bak hadis-i şeriften öyle anlaşılıyor. İster babası olsun, ister kardeşi. Velisi kim olursa olsun. Ey lem yekün gayeten fihi. Bunda gaye olmadı. Yani babası nikah eder de velisi
babasından gayrisi olursa nikah edemez, bu mana çıkmaz. Gayeti babası değil, hangisi olursa olsun. Ve kıyasu en yekûne gâye. فَكَذَٰلِكَ الْبِكْرُ الْمَكْرُونَةُ اِلَيْهَا. Madem dul bir kadının velisi kim olursa olsun, babası olsun, diğeri olsun, onu nikah edemez. Maksat bu, gaye bu. Öyleyse bakire kızsa da böyle. Gaye onun izni olacak, izni olmaksızın o da nikah edilemez. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ اَنْ صَالِحِ اِبْنِ كَيْسَانَ النَّافِ اِبْنِ جُبَيْرٍ بِلَفْسٍ غَيْرَ هَذَا الْلَفْسِ. Bu hadis Salih ibn Kaysan terikiyle rivayet edildi, fakat bu lafızla değil, başka bir lafızla. O başka lafızla dedi ki hadis de şu: Haddesena Fahdun قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك أن معمر بن صالح بن كيسان النافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz buyurdular: Leyse lil abi ma'a's-seyyibi emrun. Bu daha sarih. Leyse lil abi, baba için bir selahiyet verilmedi. Ma'a's-seyyibi, dul bir kadınla emrun, bir emir verilmedi. Bir adamın kızı var fakat kocaya gitmiş, kocası ölmüş yahut da boşamış, dul kalmış. Babası onu kaldırıp da başka birisine veremez. İlla ki onun rızası lazım. Eğer razı olursa verebilir, yoksa babası ihbar edemez. Vel bikru tüste'den. Bakire kız ise onun izni alınır. Ve iznuha sumatva. Onun izni nedir? Sükutudur. Yani babası nikah ettiği vakitte ya sordular, sükut etti. Yahut da babası ondan habersiz onu nikah etti. Gitti kendisine haber verdiler ki baban seni filan kese nikah etmiş. Duydu, sükut etti. Onun sükutu rızadır. Bahada ma'nahu ma'na lev ve seva. İşte bu hadisin manası, birinci hadisin manası gibidir. Yani dul kadının kendi emri kendi elindedir. Kimse karışamaz. Ya bakire kız olursa ondan da izin alınır. Babası nikah eder ama izni alınır. Vel bikrul meskuretu fi hadil hadis. Bu hadiste zikredilen bakire kız hiyel bikru zatülek. Babası olan bakire kızdır. Kema enne seyyiben meskurete fi kezalik. Babası olan dul kadının emri kendi elinde olduğu gibi bu kız da hangi kız? Babası olan bir bakire kız. Onun da izni alınır. فَهَذَا مَا رُوِيَ لَنَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. İşte Abdullah ibn Abbas'tan bu babda ondan da rivayet var. Yani işte bu rivayeti eyledik ki Hazreti Abdullah ibn Abbas'tan bu rivayetler geldi. Demek ki Abdullah ibn Abbas'ın rivayetine göre Hanefilerin mezhebi daha kuvvetli. Bir adam kızını icbar edip başkasına veremez. Çünkü Şafiiler diğer mezheplerde diyor ki bakire kızı icbar eder. Kız isterse razı olmasın. Babası kime nikah ederse kızın itiraz hakkı yok. Hanefiler diyor ki hayır, akil ve baliğe olmuşsa onun izni lazım. Razı olmasa nikah sahibi olmaz. Rivayetler kimden geldi? Şimdiye kadar okuduğumuz rivayetler Abdullah ibn Abbas'tan geldi. Daha başka sahabeden rivayet yok mu? Var diyor. Ve emma Aişetu radıyallahu anha. Hazreti Aişe'ye gelince feruye fî zâlike anha. Ondan da rivayetler var. O da kimden? Ani'n-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Mâ haddesenâ Ebu Bisr-Rakkiyyü. İmam-ı Tahavi diyor ki Ebu Bisr-Rakkiyyü'nün rivayeti var. Ben onu Hazreti Aişe'den rivayet eyledim. O da Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال زكوان مولى عائشة. زكوان حضرت عائشة من كلاسيد ودي كي حضرت عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها بن بزت حضرت عائشة دن اشتم تقول بيرود لكي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن في أمبر فنمزة سوردم ندل عن الجارية بير قزدان كي ينكحها ehluha, ehlu onu kocaya veriyor. Yenkihü nikah eder ama yünkihü olursa inkah eder. Yani başkasına kocaya verir. Yünkihüha ehluha. Onun ehli onu nikah ediyor. Etüste emeru emla. Onun emri alınır mı, alınmaz mı? Resulullah Efendimiz'e sordum. Kale dedi ki ne'am tüste emer. Evet, onun izni alınır dedi. Hazreti Ayşe'nin rivayeti de Abdullah bin Abbas'ın rivayeti gibi oldu.
Fakultu Hazreti Ayşe Resulullah Efendimiz'e buyurdular ki innehâ testahî feteskutu ya Resulallah. Ona seni kocaya verecekler filan kese dedikleri vakitte utanır, sükut eder. Fekale buyurdu ki fezâki iznuhâ, işte onun sükutu onun iznidir. İdâhiye sekefet, sükut ederse o izin demektir. Fehâdâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Peygamber Efendimiz kad sevvâ beyni ehlil bikri cemî'en fî tezvîcihâ. Bakire kızların arasını hepsini müsavi kıldı tezvişte. Yani ister babası olsun, ister babası olmasın. İster yetim olsun, ister olmasın. Onun velisi ister babası olsun, ister başka birisi olsun. Hepsinde onların izni lazımdır. Hepsi müsavidir. وَلَمْ يَفْسِلْ فِي ذَٰلِكَ. Bu mesele hakkında Peygamber Efendimiz fasletmedi. بَيْنَ حُكْمِ اَب۪يهَا وَلَا حُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ اَهْلِهَا. Babası olursa hüküm başkadır, o kızın babası olmazsa hüküm başkadır diye bir ayrılık yok. Hepsini müsaade ediyor. Hazreti Ayşe'den de bir rivayet geldi. Daha başka, Hazreti Ebu Hureyre'den de var. وَاَمَّا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرُوِيَ ف۪ي ذَٰلِكَ عَنْهُ عَنِ النَّب۪ي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Ondan da rivayet var. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. مَا حَدَّسَنَ اَبُوْ بَكْرَ قَالَ حَدَّسَنَ اَبُوْ دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامُ الدَّسْتِوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ السَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. Seyyib, dul bir kadın nikah edilmez, hatta tüstemer, hatta onun emri alınmadıkça. وَلَلْ بِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. Bakire kızla nikah edilmez, onun izni alınmadıkça. Galu dediler ki ashab-ı kiramda, keyfe iznuha ya Resulallah, ya Resulallah onun izni nasıldır? Kale es-sumtu, sükut etmek. Sükut eder, onun izni odur. Haddesen Ahmed ibn Davud, kale akberen Abdurrahman ibn Abdülvehhab, en bekiyen an Ali ibn Mübarek, en Yahya ibn Ebi Kesir, fe zekere bi isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi, başka bir isnatla zikreyledi. Haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Meymun قال حدثنا الوليد ibn Müslim ha ve haddesena Muhammed ibn Hacaj ve Rabi'ul Mazi قال حدثنا بشير ibn Bekr قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى ibn أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة ibn عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أين حديث شريفي başka bir senetle İmam-ı Tahavi zikreyledi. Öyleyse fakat cema'a fi zalik, Resulullah Efendimiz bu meselede cem'eyledi. Beyni sairil evliya, bütün velilerin, bir kadının kaç türlü velisi olursa onlarla babasının arasını müsavi kıldı. Ve lem yec'al lil ebi fi zalik, baba için Resulullah Efendimiz kılmadı. Fi zalik bu mesele hakkında hükmen zaiden, ziyade bir hüküm, zaid bir hüküm, en hükmü men sivahu min velilerden başkaları üzerine. Babada bir ziyade hüküm vardır, yok. Bunu kılmadı. Hükümde hepsi müsavi. Demek ki Bakire bir kızı nikah edecekleri vakıtta ister babasının gayrisi olsun, ister babası olsun cebren nikah edemezler, illa izni alınacak. Fedelle zalik, işte bu delalet etti ki ennel ma'nellezî zekerna fî hadîs-i Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'nin hadisinde zikredilen ma'na ellezî rabeynâhu nitekimuni biz rivayetiyledik en Muhammed ibn Amr, Muhammed ibn Amr terikiyle fi evveli hazel bab, bu babın evvelinde kema zikrine zikrettiğimiz gibi illa yuvafiku ma'nahu ma'na hazel hadis, onun manası bu hadise muvafık oluyor ve la yudadduhu, buna zıddı olmuyor. Ve leyin kâne hazel emru yuhadu min tariqi fadli ba'dir ruvat ala ba'd. Hadis eğer raviler tarikiyle birisinin fadileti çok bu hadis alınır, ötekinin fadileti az alınmaz. Hadis ravilerinin fadli itibariyle alınırsa bu fadilette ne de fil hifzi vel itqani vel celale, hadisi ezberlemekte, hadisi güzel anlamakta yahut da onun şerefi, ilmi yüksek, celalesi şeysi var, rütbesi yüksek, bu itibariyle raviler arasında tercih olur, o tercih ile alınacak olursa fe inne Yahya ibn Ebi Kesir, ravilerin içerisinde Yahya ibn Ebi Kesir acellu min Muhammed ibn Amr, Muhammed ibn Amr'den daha eceldir, daha
şereflidir, mertebesi büyüktür. Ve atkan, hadisi daha iyi anlar. Ve sahhu rivayeten, rivayetleri daha sahihtir. Lekad faddalehu Eyyub-ı Sıhtiyani bu raviyi Yahya ibn Ebi Kesir'i tafdil etti. Ala ehli zamanin zekerehu fi. Onun zamanında zikri geçen adamların hepsine tafdil etti. Ala ehli zamanin, bir zamanın halkına tafdil etti ki zekerehu, o adamı Yahya ibn Kesir'i zikriyledi fihi o zamanda. Yani hangi zamanda gelmişse kendi zamanındaki mühaddisler arasına tafdil eyle bulunur. Peki bu neden anlaşılıyor? Onun da rivayeti var diyor bu tafsil hakkında. Haddesene ibn Ebi Davud. Kale haddesene Musa ibn İsmail'el Minqari. Kale haddesene Vuhayb ibn Halid. Kale semiyetu Eyyub. Yakul. Eyyub eşittim derdi ki. Ma baqiye ala veçil ardı. Yeryüzünde kalmadı. Mislu Yahya ibn Ebi Kesir rahimahullah. Yahya ibn Ebi Kesir'in misli kalmadı. O zaman da bütün mühaddislerin fevkündeymiş. Onun misli kalmadı buyurdu. وَلَيْسَ مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ Muhammed ibn Amr ki buna muhalif rivayet eden zat bu olmadı. فِي هَذِي الْمَرْتَبَةِ bunun mertebesinde olmadı. Yahya ibn Ebi Kesir'in mertebesinde olmadı. وَلَا فِي قَرِيبٍ مِنْهَا ona yaklaşık da olmadı. Değil, onun gibi müsavi olsun, ona yaklaşık da değil. بَلْ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٍ belki bir cemaat, bazı ulema onun hakkında dedikodu ettiler. Minhum Malik ibn Enes rahimahullah. Onun hakkında dedikodu edenlerden birisi de İmam-ı Malik. İmam Malik de onu beğenmezdi. Faruvi anhu, İmam Malik'ten rivayet edildi ki ma haddesene Ahmed ibn Davud, kala haddesene Süleyman ibn Davud el-Minqari, kala haddesene Abdurrahman ibn Osman el-Bedraviyyü, kala kuntu inde Malik ibn Enes. Bedravi diyor ki ben Malik ibn Enes'in yanındaydım. فَزُكِرِ عِنْدَهُ مُحَمَّدْ اِبْنِ عَمْرٍ Muhammed ibn Amr orada zikredildi. فَقَالَ dedi ki حَمَلَهُ يَعْنِ الْحَد۪يسَ فَتَحَمَّلْ O hadisi yüklendi, hadiste yüklendi. Yani onun ehli değil. İşte o yükü aldı. O da hadiste, işte muhaddislerden sayıldı. Yani öyle bir makbul, o kadar kuvvetli adam değil. Kendisini ona ehl saydı. وَأَمَّا عَدِيُّ الْكِنْدِ Adiyul kindi feruvi anhu fi zalik anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den onun da rivayeti var bu mesele hakkında. Ma haddesena Yunus, kâle ahberen ebni vehdi, kâle haddeseni yelleysu ibn-i Sa'd, an Abdillah ibn Abdirrahman ibn Ebi Hüseyin, an Adiy ibn Adiyul kindi, an Ebihi Adiyin, an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Adiyul kindi ashabtan bunun da bu hususta rivayeti var. Peygamber Efendimiz kâle buyurdular ki, Es-seyyibu dul olan kadın tu'ribu an nefsiha kendi nefsinden i'rab eder. Yani kendi halini beyan eder. Kocaya varacak mı varmayacak mı lisanıyla söyler. Vel bikru bakire kız ise ridaha onun rızası suntuha sükut etmesidir. Dul kadın sükut etse bu sükut etti razıdır denilmez. Yok illa bizzat konuşacak. Evet ben razıyım gidin nikah edin diyecek. Sükutundan olmaz. Fakat bakire kız ise, bakire kızda hayat çok olduğundan onun sükutu rızasıdır. Haddesena Bahrun en Şuaybin enilleyiz bi isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle rivayet eyledi. Haddesena Yahya ibn-i Osman, kâle haddesena Amr ibn-i Rabi' ibn-i Tarik, kâle haddesena Yahya ibn-i Eyyub, en Abdillah ibn-i Abdirrahman, en Adi ibn-i Adi, en Ebihi, en Fürs, ve huve ibn-i Umeyre. Fürs dediği de İbn Umeyre'ymiş. Fakat kâne min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İbn Umeyre de Peygamber Efendimiz'in ashabından. Bundan da rivayet edildi. Mislehu bu hadisi şerifin aynı. Fahâze işte bu hadisi şerif kenehru mâ revâ Yahya ibn Ebi Kesir. Yahya ibn Ebi Kesir'in rivayet ettiği gibidir. Kimden? An Ebi Seleme'den Ebi Hureyre radıyallahu anh. Ebu Seleme'den ki o da Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu hadis gibidir. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlar Peygamber Efendimiz'den Ebu Hüreyre nasıl rivayet eylediyse bu Adiyyil Kindi'nin rivayeti de onun gibi oldu. فَهَذَا تَسْحِيحُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ İşte bu babda eserlerin tesahih budur. Gelen eserlere baktık, hepsinde Bakire kızın izni alınması lazım.
kaddelle delalet etti ki enne ebel bikir Bakire kızın babası la yüzevvicuha ba'de duluğuha. Duluğa erdikten sonra o kızı tezvic edemez, nikahlayamaz. İlla kema yüzevvicuha sairu evliyaiha ba'dehu. O kızın velisi babası olmasa da başkaları olsa nikah etseler iznini almak şart olduğu gibi babası da onlar gibidir. Kızın rızasını almadan nikah edemez. وَقَدْ قَدَّمْنَا مِنْ ذِكْرِ النَّظَرْ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında biz nezeri, yani kıyası da teklim eylemiştik, bir evveli hazel bab, bu babın evvelinde. Evet, tekaddüm etti. Bu nezeri, kıyası zikrederken biz teklim ettik. مَا يُغْنِيْنَا اَنْ اِعَادَتِهِ هَاوْنَا Bir şey zikrettik ki burada onu iade etmekten biz müsani kaldık. Yani kıyas nasıl? Onu da yukarıda beyan eylemişti ki kıyas da bunu teyit ediyor. O da kıyası da şöyle yapmıştır. Kızın babası, kız buluğa erinceye kadar alası, veresi, emvalının tasarrufi, çocuk olduğundan kime ait idi? Babasına ait idi. Malı varsa icariye verir, akarı varsa parasını alır, toplar. Tam buluğa erinceye kadar. Kız buluğa erdi mi hakkı tasarruf kıza kalır. Mesela mali var, icariye verilecek, alınacak, verilecek, kız kendisi tasarruf eder. Bunda ihtilaf yok. Nasıl buluğa erdi, kendi malında hakkı tasarrufu olduysa, öyleyse nikah hakkı tasarrufu da kızındır. Kıyası da böyle yaptı. Babasının da hakkı yoktu. Nera biz görürüz ki en la yüzevvici ebul bikir Bakire kızın babası tezvic edemeye ibnetehul bikrel baliga balig olan Bakire kızını İlla ba'de istimarihi iyyaha fizalik. Bu hususta onun emrini almadıkça nikah edemeye biz bunu böyle görürüz. Evet. Ve inde sumatiha. Peki izin istedi de kız sükut etti. İnde zalikel istimar. O istimara vaktinde kızın sükutu indinde de evet. Ya sükut edecek yani onu ziyade işe kızın babası onu nikah edemez illa yani nikah eder. Neden sonra? Be'ade istimarihi iyyaha fizalik. Onun emrini almadıkça. Baba ben senin, benim vekilim sensin diyecek. Git istediğin gibi kime verirsen ver. Ya böyle bizzat söyleyecek. Veyahut ve inde sumatiha inde zalikel istimar. Onun emri alındığı vakitte sükut edecek. Sükut etti bir şey söylemedi. Sükut ederse bu da rızadır. İşte bu iki surette babası o kızı nikah edebilir. وَهُوَ قَوْلَ بِي حَنِيفَةَ وَبِي يُسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavlü de bulur. وَقَدْ اِحْتَجَّ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ Ulemadan bir kısmı bu mesele hakkında delil getirdiler. İhticaz ettiler ne ile? بِمَا رُوْيَ فِي بِنْتِ نَعِيمِ بْنِ النَّحَّامِ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْ Ni'im ibn-i Neham'ın kızında varid olan hadisi de delil getirdiler ki baliga olan bir kızın izni alınmadıkça onun nikahı sahih olmaz. Ve rivayette şu Haddesena Abdullah ibn-i Muhammed ibn-i Sa'id ibn-i Ebi Meryem Kale haddeseni Sa'id ibn-i Ebi Meryem Kale akbereni ibn-i Lehi'a En Yezid ibn-i Ebi Habib En İbrahim en Ne'im En Abdullah ibn-i Neham akberehu أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية فلندك أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بابا سهزرة عمر ديديك أخطب على ابنة عبد الله بن النحام. بين عبد الله بن النحام من كزني استيجين ديدي. فقال له هزرة عمر أنا ديديك اِنَّ لَهُ اِبْنُ اَخِمْ Onun bir kardeşinin oğlu vardır. وَلَمْ يَكُنْ لِيُنْكِحَكَ وَيَتْرُكَهُمْ Kendi akrabasını terk etsin de kızı sana nikah etsin, bunu yapmaz. Madem bu kardeşinin kızı vardır, kardeşinin oğlunu bıraksın da kızı sana versin, bunu yapmaz. فَزَهَبَ اَبْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer baktı ki babasından bir netice cevap olamadı, gitti. İlâ Zeyd ibn-i Hattab. Emucesi Zeyd ibn-i Hattab'a gitti. Zeyd, Hazreti Ömer'in kardeşi.
فَكَلَّمَهُ فَخَتَبَ عَلَيْهِ Ona söyledi, o da gitti, istedi. 368'in son sayfası. فَقَالَ اَبْنُ النَّحَامِ Abdullah ibn-i Nahham gidip kızını isteyen Hazreti Zeyd'e dedi ki مَا كُنْتُ لِأُتَرِّبَ لَحْمِي وَدَمِي Benim etim ve kanım لَحْمِي وَدَمِي وَارْفَعُوا لَحْمَكُمْ Ben kendi etimi, kanımı topraklayayım, onu yani heçe sayayım, zayi edeyim de sizin etinizi yukarı kaldırayım, hepsedeyim. Yani benim kendi bir kardeşimin oğlu var. فَاُنْكِحُهَا Ben o kızı nikah edeceğim. İbni ahihi kardeşinin oğluna. فَاَنْكَحَهَا O nikah eyledi o kızı İbni ahihi kardeşinin oğluna. وَكَانَ هَوَ الْجَارِيَ O kızının, o kızın muhabbeti ve ümmiha anasının muhabbeti de oldu idi. İbni Ömer radıyallahu anh'a. Abdullah İbni Ömer'de oldu idi. Kızının anası Abdullah İbni Ömer'i istiyordular. Babaları da hayır ben kardeşimin oğlu varken başkasına vermem dedi. Kardeşinin oğluna nikah etti. فَزَهَبَتِ الْمَرْأَةُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Kızın anası Resulullah Efendimiz'e gitti. فَأَخْبَرَتُ Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki اَنَّ اَبَاهَا Kızın babası اَنْكَحَهَا Kızı nikah etti وَلَمْ يُؤَمِرْهَا Onun emrini sormadı. Emrini almadan onu nikah etti. فَأَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نِكَاحَهَا Peygamber Efendimiz de onun nikahını caiz gördü. Madem babası nikah etmiştir, caizdir dedi. وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ Kadınların kendi nefsi işlerinde yani nikahlarında onlara işaret edin. Ne demek? Yani onların izinlerini alın. فَكَانَتِ الْجَارِيَةُ بِكْرًا Bu kız da bakireydi. Bak bakire olduğundan dolayı babası nikah etti. Kızın göğünü olmayarak. Peygamber Efendimiz de bu nikahı tecviz etti. Yalnız kadınlara işaret edin yani nikah edeceğiniz vakitte onlara söyleyin. Onların da iznini alın diye onu emretti. فَقَالَ اَبْنُ النَّحَامِ Bu sefer babası tabii, kızın anası adamın karısı o gitti Resulullah Efendimiz'e böyle şekva edince Peygamber Efendimiz pekala babası vermiş bu caizdir ama bu sefer babasına dedi ki niçin kadının iznini almıyorsunuz kadının iznini alın dedi. O vakit Abdullah bin Nahm dedi ki ya Resulullah innema yekrehunehu benim kardeşimin oğlunu hoşlanmıyorlar. Sebebi min ecli ennehu la male lehu. Onun mali yok, fakirdir diye hoşlanmadılar. Evet. Ve madem bunlar benim kardeşimin oğlu fakirdir diye hoşlanmıyorlar. Halbuki fe inne lehu fi mali mislema atahum. İbn Ömer radıyallahu anhuma İbn-i Ömer bunlara ne kadar mal verecekti mihir? Onun vereceği mal kadar benim kardeşimin oğlunun benim malımda hissesi var. Yani bak bu nereye geldi? Demek ki Abdullah İbn-i Ömer mihri fazla veriyordu. Onun kardeşinin oğlunun da parası yoktu. Onun için paraya tamah ederek Abdullah İbn-i Ömer'i tercih ediyordular. Adam sözü kesti. Ya Resulallah Abdullah İbn-i Ömer'in vereceği mal kadar benim kardeşimin oğlunun bende mali var. Yani ben bunları vereceğim. Onların hoşlanmadıkları fakirlik dolayısıylaydı. Öyleyse bu da telafi edilmiş oldu. Adam itiraf etti. Ki onda da kendisi kardeşimin oğlunu da verecek. Ya hakikaten hakkı var yahut da yok da bu adam kendisi hediye edecek. قَالُوا فَف۪ي هَذَا الْحَد۪يسِ Ulema dediler ki bu kavim İşte bu hadisi şerif doğrucudur ki اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz اَجَازَ عَلَيْهَا نِكَاحَ اَب۪يهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ لَهُ Kız hoşlanmadığı halde babası nikah etti. Peygamber Efendimiz bunun nikahını tecviz etti. اِذْ كَانَتْ بِكِرًا Kız bakire olduğundan dolayı babasının nikahını tecviz etti.
وَلَمْ يَجْعَلَّهَا مَا عَب۪يهَا رَيَنْ فِي اَقْدِ النِّكَاهِ عَلَيْهِ. Kızın reyini sormaya lüzum görmedi. Kızın reyi olmaksızın o kızı nikah etti. Bunu da Peygamber Efendimiz tecviz eyledi. Bundaki illet kız bakire olduğundan dolayı idi. قِيلَ لَهُ. Bu adamlara cevaben denilir ki لَوْكَانَ هَذَا الْحَد۪يسُ صَحِيحًا ثَابِتًا عَلَى مَا رَوِيْنَا. Bu hadis bu şekilde sahih mi sabit mi, bunda bir defa şüphe var. Bu şüpheyi kaldırsak da sahih ve sabit desek, evet. وَكَيْفَ يَكُونُ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ. Bunu siz sahih diye böyle naklettiniz. Bunu sahih sabittir diyorsunuz ama bu nasıl sahih sabit olur ki? وَقَدْ رَوَاهُ. Bu hadisi şerifi rivayet eyledi. اَلَّيْسُ بْنُ سَعْد. Leysi bin Sa'd de bu hadisi rivayet eyledi. فَخَالَفَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ لَهِعَ فِي اِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ. Abdullah ibn-i Lehi'an'ın rivayetine senette de metinde de muhalif olarak rivayet eyledi. Abdullah ibn-i Lehi'a mühaddisin senetleri arasında çok gelir. Ravilerde rivayeti zayıftır. Hangi rivayette ibn-i Lehi'an'ın ismi gelirse o hadis zayıf olur. Bunda da bak Abdullah ibn-i Lehi'a'den geldi, bu zayıf. Halbuki daha kuvvetli bir adam bu hadisi buna muhalif olarak rivayet ediyor. O da kim? Leys ibn-i Sa'd. Leys ibn-i Sa'd Mısır'da müçtehid idi. Onun Mısır'da mezhebi vardı. İmam Malik'in zamanındaydı ki onun fikri İmam-ı Malik'ten daha üstün idi. İmam-ı Şafii diyor ki Leys ibn-i Sa'd kâne efkaha min Malik vel hazzu li Malik. O İmam-ı Malik'ten daha kuvvetli fikih idi, hoca idi. Fakat nasip İmam-ı Malik'in imiş. İmam-ı Malik'in mezhebi intişar etti. Onun mezhebi intişar etmedi. Mısır'da intişar etti. Sonra İmam-ı Şafii Mısır'a gidince o zamanın hocaları İmam-ı Şafii'nin etrafına toplandılar. Onun mezhebini aldı, neşrettiler. Leys ibn-i Sa'd'ın mezhebi yavaş yavaş kalktı ortadan, kalktı gitti. İşte bu Leys ibn-i Sa'd fakihtir, mezhep sahibidir. Bunun rivayeti İbn-i Lehya'nın rivayetinden daha üstündür. Onun rivayeti nasılmış? Şimdi onu zikrediyor. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد. İşte Leys ibn Sa'd rivayet ediyor. En Yezid ibn Ebi Habib an İbrahim ibn Salih ibn Abdullah ve ismihu allazi yu'rafu bihi Nu'aym ibn Nahham. İbrahim ibn Salih ibn Abdullah'dan rivayet ediyor ki bunun ismi, bilinen ismi, evet, Nu'aym ibn Nahham'dır. Nu'aym ibn Nahham. وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَمَّهُ صَالِحًا. Peygamber Efendimiz ona Salih ismini verdi. اَنَّهُ اَخْبَرَهُ. O haber verdi ki اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بِنَ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Abdullah ibn Ömer قَالَ لِعُمَرَ بِنْ خَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Babası Hazreti Ömer'e dedi ki اَخْتُبُ عَلَى بْنِ صَالِح. İbn-i Salih'in kızına ben döveceğim dedi. فَقَالَ لَهُ. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki اِنَّ لَهُ يَتَامًا. Bu İbn-i Nahham'ın yetimleri vardır. Kardeşinin oğlu vardır, yetimdir. وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ. Öyleyse o kendi yetimlerini bıraksın da bizi onlara tercih etsin, bunu yapmaz. Hazreti Ömer çünkü biliyor. Ya adamın kendi kardeşi oğlu var, yetim kalmış. Bunu kime verecek? Amcasına verecek. Amcasının kızı var, kızını ona vermesin de yabancıya versin. Kendisi geçsin, kardeşinin oğlu için başka yerden kız arasın, bu olmaz. Onun için o kardeşinin oğlunu terk edip de kızı bize vermez dedi. فَنْدَلَكَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بِنْ خَطَّبِ. Hazreti Abdullah baktı ki babasının rızası yok, gitti amcası Zeyd bin Hattab'a. لِيَخْتُبَ عَلَيْهِ. O ne dövücü gönderdi ki git ister. فَنْدَلَكَ زَيْدُ بِنْ خَطَّبِ اِلَى صَالِحِ. Zeyd bin Hattab Salih'e gitti. فَقَالَ dedi ki İnne Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma erseleni ileyk. Beni Abdullah ibn Umar sana gönderdi. Yahtubu binetek. Senin kızını istiyor. Fekale İbn-i Nahham dedi ki li yetama. Benim yetimlerim vardır. Ve lem ekun li uterribe lehmi ve erfe'u lehmekum. Ben kendi etimi toprağa atayım da sizin etinizi kaldırayım, hepsedeyim olmaz. Yani kendi akraba teallukatımı terk edeyim de kızımı size vereyim, ben bunu yapmam. İnni uşhiduke. Ben seni şahit kılıyorum ki enni kad enkehtuha fülanen. Sen şahit ol ki ben bu kızı
filana yani kardeşi oğluna verdiğini hem de nikah etti derhal orada ve onu da şahit kıldı. Ve kâne hevâ ümmihâ fi Abdillah ibn Ömer radıyallahu anhüla. Kızın anası da Abdullah ibn Ömer'e vermek isterdi. Onun arzusu oradaydı. Kadın kızdı bundan. Fâtet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekâlet. Resulullah Efendimiz'e geldi ve şekva etti ki ya Nebiyyallah hatebe Abdullah ibn Ömer ibneti. Abdullah ibn Ömer benim kızımı istedi. Fe'enkehaha ebuha. Onun babası benim kızımı verdi. Yetimen fi hücrihi kendi evinde beslediği bir yetime verdi benim kızımı. Ve lem yu'amirha. Kızın emrini de almadı. Sormadı. Ben buna vereceğim. Razı mısın değil misin? Sormadı. Fe'ersela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila salih. Peygamber Efendimiz kızın babasına adam gönderdi. Geldi. Fekale. Dedi ki enkehte ibnetek ve lem tu'amirha. Sen kızını başkasına nikah ediyorsun. Onun emrini almıyorsun. Fekale naam. Evet ya Resulullah ben onu başkasına nikah ettim. Ve emrini de sormadım almadım. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki eşiru alen nisai fi enfusihinne ve hiye bikru. Eğer kadın bakire ise müşavere edin. Onların müşaveresini alın kendi nefislerinde yani nikah etmeleri, olunmaları hakkında. Fekale Salih. Salih bu kızın babası dedi ki innemâ fealtu hâzâ. Ya Resulallah ben bunu yaptım. Ne için? Lima estekahe ibn-i Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn-i Ömer buna mehir verdi. Güzel bir mehir vermiş. O mehir verdiğinden dolayı kızın anası onu arzu ediyordu. Benim kardeşimin oğlunu istemiyordu. Kardeşimin oğlu yetim, malı yok. Bunun için arada para meselesi var ya o para tarafını tercih ediyordu. فَاِنَّ لَهَا ف۪ي مَال۪ي مِسْلِمَا عَتَاهَا. Madem ben kardeşimin oğluna verdim, Abdullah ibn Ömer bu kıza ne kadar mal veriyor idiyse, benim malımda o kadar bu kızın alacağı olsun. Yani onu veriyorum dedi. Daha davayı kesti, bitirdi. فَفِي هَذَا الْحَد۪يسِ الْاَوَّلِ. Bu hadis bir İbn-i Lehya tarafından geldi, bir de Leys ibn-i Sa'd tergiyle geldi. İbn-i Lehya tarafından gelen bu rivayette olucudur. مِنَ الْاِسْنَادِ وَمِنَ الْمَتْنِ جَمِيعًا. İsnadında olsun, metninde olsun her ikisinde olucudur. كِ لَاَنَّ هَذَا الْحَد۪يسِ اِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى اِبْرَاهِيمَ اِبْنِ صَالِحٍ. İbrahim ibn-i Salih'e mevkuftur. Yani o rivayet ediyor. İbrahim ibn-i Salih ashabtan değil. Dedesinin yahut da babasının üzerinde vakı olan bir iş. İbn-i Neham'ın oğlu bu torunu. Bu İbrahim söylüyor. Kendi olmamış ya. Babasını yapmış olduğu bir meseleyi onu naklediyor. Babasını zikretmiyor. Buna mevkuf derler. وَالْاَوَّلْ قَدْ جَوَّزَ بِهِ İbrahim ibn-i Salih ila ebihi وَيْلَ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. Halbuki evvelkisinde İbrahim ibn-i Salih babasına isnat etti. Ve ile ibn-i Ömer. Bir de İbn-i Ömer'e. İbn-i Ömer'den rivayet geldi. Fakat kâne yenbeği alâ mezhebi hâdel muhalifi lena. Bize muhalif olan bu adamın mezhebine göre layık oldu ki en yec'ale gıla mâra vel leys ibn-i Sa'd fî hâde. Bu mesele hakkında Leys ibn-i Sa'd'ın rivayetini gıla. Evla daha evla kılan mimma revahu Abdullah ibn-i Lehya. İbn-i Lehya'nın rivayetinden daha evvel kılan, daha evvel ala. Ne için? Lisebti leysi ve zabti. Hazreti Leys'in septi, zabti kuvvetli. Yani daha sabittir. Elinde daha oturaklı diyorlar ya. Daha aldığını güzel alır, anladığını güzel alır, zabti güzeldir. وَقِلَّتِ تَخْلِيْتِ حَد۪يثِ. Onun hadisinde taklit pek azdır. Hadisleri karıştırmak, şaşırmak pek azdır. وَلِمَا فِي حَد۪يثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ لَهِيَ مِنْ ضُدِّ ذَلِكَ. Halbuki İbn-i Lehya'nın hatası çok olur. Oturaklık, yani mekan ve şöhret itibariyle Leys ibn-i Sa'd kadar değil. Hadislerin zapt-i hifzi hakkında da Leys ibn-i Sa'd kadar değil. Öyleyse iki ravi bu hadisi rivayet ediyor. İkisi de birbirine zıt oluyor. Hangisini almak evla oluyor? Hangisi kuvvetliyse onu almak. Burada kuvvetli olan Leys ibn-i Sa'd. Leys ibn-i Sa'd'ın rivayetinde de diyor ki kadınların reyinin alınması lazım. Bak,
ve Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızın babasına dedi ki, niçin işaret edip de onun ondan meşveret edip izin almadı? O da dedi ki, ya Resulallah, mala sebep itiraz ediyorlar. Binaenaleyh Abdullah bin Ömer'in vereceği mehri ben veriyorum. Meseleyi kesti attı. Öyleyse demek ki kız bakire olursa gene izin alınması lazım. Ve emma fi metne hadel hadis. Bu sonki hadisin metninde olucudur mi? Ma yuharifu hadise Abdullah ibn Lehiyan. Yukarıdaki İbn-i Lehiyan'ın rivayet etmiş olduğu hadise muhalif olan şeyler olucudur. Metnindeki فَإِنَّ ف۪يهِ onda olucudur ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لِنَعِيمِ kızın babası Naim'e dediler مَا بَلَغَهُ مَا أَقَدَ عَلَى بْنَتِهِ مِنَ النِّكَهِ بِغَيْرِ رِضَاهَ kendi kızını rızasını almadan başkasına nikah ettiğinden dolayı Peygamber Efendimiz ona dedi اَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ ف۪ي أَنْفُسِهِنَّ evet, kadınlara işaret edin kendi nefisleri hakkında. Yani kimi ihtiyar ediyorlar, kime varacaklar. فَكَانَ بِذَٰلِكَ رَدَّنْ عَلَى نَعِيمٍ İşte bu sözde Peygamber Efendimiz kızın babasını reddetmiş oldu. لَاَنَّ نَعِيمًا لَمْ يُشَاوِرْ اِبْنَتَهُ ف۪ي نَفْسِهَا kızına müşavere edip de onun fikrini almadı. Olmadı ondan. Peygamber Efendimiz dedi ki, hayır, müşavere edin, ondan sonra kızı verin. فَهَذَا اِخْتِلَافُ مَا ف۪ي حَدِيثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ لَهِيَ İşte bu Abdullah ibn Lahiyan'ın Lahiyan'ın Leys ibn Sa'd'ın hadisindeki ihtilaf. Öyleyse kuvvetlisi alınır. Leys ibn Sa'd'ın İbn Lahiyan'ın rivayeti alınmaz. Feyin kâle kâilun bir adam itiraz etse dese ki feleyse fi hâzel hadis bu hadiste olmadı. İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fesakın nikah. Sen Leys ibn-i Sa'd'ın rivayeti kuvvetli diyorsun. Peygamber Efendimiz müşaveret edin dedi ama Naim ibn-i Nahham'ın bu kızını vermiş olduğu nikahı boz değil mi? Sen kızın nikahını boz diye feshetti mi yetmedi? Tecviz etti. Demek ki caizmiş. Müşavere öyleyse bir evleviyet tarikiyle gelir. Evleviyet tariki demek olur. Müşavere edersen dahi ama müşavere etmesen, nikah edersen caiz olur. Bundan bu çıkar. Böyle itiraz eder derse قِيلَ لَهُ adama denilir ki ذَٰلِكَ عِنْدَنَا وَاللّٰهُ عَلَمْ bu mesele bizim indimizde اَنَّ اَبْنَةَ نَعِيمٍ Naim'in kızı لَمْ تَحْتُرْ اِلَى النَّبِيِّ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتَسْأَلَهُ ذَٰلِكَ kız Resulullah Efendimiz'in yanına gitmedi ki Resulullah Efendimiz ona sorar ki sen razı mısın değil misin? Ya Resulullah Efendimiz'in yanına kim gitti? Kızın anası gitti. وَإِنَّمَا كَانَتْ حَدَرَتْهُ اُمْبُهَا anası gitti. لَا عَنْ تَوْكِيلٍ مِّنْهَا اِيَّهَا بِزَالِ kız da anasını vekil etmemişti. Bir de vardı ki anasını vekil eder ki git vekaleten Resulullah Efendimiz'e onu sor. Öyle bir vekalet de yoktu anasında. حَتَّى كَانَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَجِبُوا لَهَا بِهِ الْكَلَامُ عَنْهَا vekalet de vermedi anasına ki anası gide de Resulullah Efendimiz'le konuşa meseleyi hallede. Nikah sahih midir, değil midir? Evet. Böyle bir şey de olmadı. فَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا كَانْ İşte Peygamber Efendimiz'den vakı olan kelam vakı oldu. مِنَ الْكَلَمْ لِنَعِيمْ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيمِ Onun için Resulullah Efendimiz kız şikayet etmediğinden, anasında vekalet verip de göndermediğinden, anası gitti ama vekaletsiz gitti. Peygamber Efendimiz talim ediyor. Diyor ki, ha demek ki bak kızdan şekva, şikayet gelmedi. Kimseye vekalet de vermedi ki girdin benim nikahımı feshedin. Öyleyse kızın nikahını Resulullah Efendimiz bozmadı. Ama Peygamber Efendimiz talim ediyor ki kızlarınızı verirken müşavere edin. Bunu niye bozmadı? Ha, kız kendisi sükut etti. Anasına da vekalet vermedi. Onun için nikahı Resulullah Efendimiz feshetmedi. Bizim indimizde bu mesele böyledir. Ama kız kendisi kesseydi, ya Resulullah ben istemiyorum deseydi Resulullah Efendimiz de feshederdi. Yahut da vekaleten anasını gönderseydi git de ben istemiyorum de Resulullah Efendimiz vekalet aldın mı aldın mı istiyorum istemiyorum nikah fesk ederdi. Bizim indimizde bu böyledir diye İmam-ı Tahavi diyor. وَلَمْ يَفْسَخِ النِّكَحِ Peygamber Efendimiz nikahı fesk etmedi. اِذْ كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ جِهَةِ الْقَضَى nikahı fesk etmek kada hüküm cihetindendir. وَاِنْ كَانَ الْقَضَاءُ لَا يَجِبُ اِلَّا لِحَاضِرٍ hüküm kaza ise gıyaba verilmez. Hazır olan adama verilir. بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِم۪ينَ جَمِعًا Müslümanların burada ittifakı vardır. Fetvayı hüküm verir.
hüküm başka. Hüküm adam hazır olacak da hüküm verecekse. Onun gıyabında hüküm verilmez. Onun için kızın nikahını fesk etmek kadiye aittir, müftiye değil. Bir adam kızını cebren birisine vermiş. Gittiler müftiye, tanıştılar. Müftü ne diyecek? Hayır. İznini alacaktın, sonra verecektin. İzinsiz veremezsin. Bu nikah sahih olmaz. Bu kadardı. Nikahı fesk etmek selahiyeti yoktur müftüde. Ama kadiye gider, şekva ederse ve dava açarsa kadiye ki babam beni filan kese verdi fakat ben razı değilim, nikahımın feshini istiyorum der. Kadi de o nikahı fesk eder. Müftü yapamaz, hakim yapar. Ki orada, burada da diyor, bu meselede kız gelip de davacı olmadı ki Resulullah Efendimiz nikahını fesk etti. Gıyaben de karar olmaz. وَلَقَدْ رَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ بْنِ أَبِي ذِيبٍ النَّافِعِ عَلِي بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'den rivayet olundu. اَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ Bir adam kızını nikahladı. Vahye Bikr'ün kızı da bakireydi. Vahye kariye. Kız istemiyordu. Bakire kızını cebren başkasına nikah etti. فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِكَاحَهُ عَنْهَا Peygamber Efendimiz de onun yapmış olduğu nikahı reddetti. Madem kız razı değildir, bu nikah sahih değildir diye reddetti. Böyle rivayet edildiği halde Abdullah ibn Ömer ravi. Fekeyfe yecuzu, nasıl caiz olur? En yücale hadisü Naimi bin Nahham. Naimi bin Nahham'ın hadisi kılına. Ala ma revahu Abdullah ibn Lehiyan. İbn Lehiyan'ın rivayeti üzerine kılına da denildi ki babası kızı kerhen nikah ise nikahı işte bak Peygamber Efendimiz tecviz etti. Caizdir denilir. İbn Lehiye öyle dedi. Resulullah Efendimiz bu nikahı caiz gördü. Fakat Leys ibn Sa'd diyor ki caiz görmedi. Ama nikahı fesk etmedi çünkü kız gelip de davacı olmadı ondan dolayı. Kız gelip davacı olsaydı Peygamber Efendimiz reddederdi. Şimdi Leys ibn Sa'd'ın rivayeti daha kuvvetli olduğuna dair Abdullah ibn Ömer'in başka bir rivayetini getirdi ki Peygamber Efendimiz'e bir kadın geldi. Babası kendisini kerhen birisine vermişti. O kadının kendisi şekvacı olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz nikahı reddetti. Öyleyse bu Leys ibn-i Sa'd'ın rivayetini tepkiye eyledi. İz kâne kad reddehu ila Abdillah ibn Ömer ve hâda vâki fakat ruvya an ibn Ömer radıyallahu anh nâfilatü zâlik. İbn-i Lehiye diyor ki Abdullah ibn Ömer'in nikahını kabul etmedi. Kardeşi onunla nikah etti. Peygamber Efendimiz de tecviz etti. Bu rivayet kimden geliyor? Abdullah ibn Ömer'den. Halbuki Abdullah ibn Ömer'den başka rivayete geliyor ki Peygamber Efendimiz reddetti. Onu değil de başka bir vakada reddetti. Sümme kad vecedna hadisen. Biz bundan başka yine bir hadis bulduk. Kad ruvye fi emri ibneti Naim ibn-i Nahham ma yedulle ala enneha kânet eyyimen. Bu ihtilaflı olan Naim ibn-i Nahham'ın kızı bir rivayette tecviz edildi İbn-i Lehyan'ın rivayetinde. Leys ibn-i Sa'd'ın rivayetinde hayır Peygamber Efendimiz müşavere edin, müşaveresini almadan nikah etmeyin diye ihtilaf oldu. Diyor ki, burada diyor ki Naim ibn-i Nahham'ın kızı bakireydi. Halbuki biz başka bir hadis bulduk ki bakire değil, dul idi. Dul olursa nikah hiç caiz olmaz, illa izin alınacak. Şimdi bu hadisi getiriyor. حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال حدثنا أبو مسعود الزهري قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله بن عمر باباسنا geldi فقال dedi ki إني قد خطبت ابنة نعيم بن النحام نعيم بن النحام'ın kızını ben istedim ve uridu en temsiye ma'i ben arzu ediyorum ki Hazreti Ömer'e babasına diyor benimle beraber gelesin fetükellimehu li gidel onu konuş da o kızı bana al. Babasında reca etti. Fekale Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer dedi ki inni a'lemu bi na'imin minke. Na'imi ben senden iyi biliyorum. Na'im ibn Hamad Nahami. İnne indehu ibne ahin lehu yetimen. Onun bir kardeşi oğlu vardır onun yanında. O kardeşi oğlu yetimdir. Ve lem yekun liyakutta bu olmadı ki kessin neyi lühûmen nâs yakutta ağzını alıp da dişleriyle ısırır yani alır bakar liyakutta lühûmen nâs nâsın lehmini alsın yesin de
ve yuterribe lehmehu, kendi etini topraklasın, assın, boğulmaz. İnsan kendi etini mi muhafaza eder, elin etini mi? Kendi etini alır, muhafaza eder. Kendisinin alsın da elin alsın. Yani bu kendi kardeşi oğlunu ihmal etsin de getirsin kızını sana versin, bunu yapmaz dedi. Fekale Abdullah ibn Ömer dedi ki inne ümmeha kad hatabet ileyye. Kızın anası geldi bana söyledi ki ben kızı sana vereceğim. Kızın anası talip dedi. Fekal Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dedi ki ümkünte failen, sen muhakkak bunu alacaksansa fezheb فَاَذْهَبُ مَعَكَ فَاَذْهَبْ مَعَكَ بِعَمِّكَ زَيْدٍ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. Öyleyse git emucen Zeyd-i bin Hattab'ı al. O seninle beraber gitsin dedi. Hazreti Ömer anladı. Bu adam vermez. Hazreti Ömer de sert. İyisi. Hiç Hazreti Ömer yerinden tepremledi. Eğer illa isteyeceksen ise biliyor vermeyecek. Emuceni götür dedi. قَالَ فَذَهَبَا اِلَيْهِ. Emucesini aldı gittiler. فَكَلَّمَاهُ. Söylediler İbn-i Nahham'a. قال فكأنما يسمع ما قالت عمر رضي الله عنه. Güya ki Hazreti Ömer'in sözünü adam işitmiş. Fekale dedi ki merhaben bike ve ahlen, hoş geldin, sefa geldin. Ve zekere min menzileti ve şerefi, menzilesini, şerefini zikretti ki sen Ömer'in oğlusun, ailen şerifsen, müttekisin, alimsin. Çünkü Abdullah ibn Ömer ashab-ı kiram içerisinde ilm ile mümtaz adamlardan birisiydi. Sümme kâle, sonra dedi ki indi inne indi ibne ahin li yetim. Fakat sen güzelsin, çok ağlasın, senin şerefin yüksek ama benim kardeşimin oğlu vardır, yetimdir. Ve lem ekun le enkuda luhumen nas ve terribe lehmi. Ben olmadım ki nasın etini alayım, hüpsedeyim, muhafaza edeyim, kendi etimi de topraklara atayım. Yani başkalarına iyilik edeyim. Kendi akraba teallukatımı ihmal edeyim. Ben bunu yapar olmadım. فَقَالَتْ اُمُّهَا. O vakitte kızın anası dedi minnahiyeti beyt, evin bir tarafındaydı kadın. Bu sözleri işitti. وَاللّٰهِ لَا يَكُونُ هَذَا. Bu olmaz dedi. Sen benim kızımı kardeşin oğlu yetime vereceksen ben buna razı değilim. Kadın onun kardeşin oğlunu istemiyor. Ve Abdullah ibn Ömer'i tabi herkes tercih eder. Çünkü mümtaz simalardan. Kadın razı olmadı. Hatta dedi ki la hatta yaqdiye bihi aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın dedi ki ben razı değilim. Kızı kardeşine vereceksen razı değilim. Hatta Resulullah Efendimiz'e gidelim. Meseleyi ona arz edelim. Onun hükmüne razı olalım. Etahbisu eyyimen min beni adi. Sen dul olan bir kadını. Bak işte burada geliyor. Kız bakire değilmiş, dulmuş. Etahbisu eyyimen. Dur olan bir kadını sen hapsedersin. Min beni adiyim. Beni adi ki Hazreti Ömer'in sülalesi. Beni adi Kureyş'ten şerefli. Beni adi yani Hazreti Ömer'in sülalesinden olan Abdullah'a vermezsin. Bunu evet hapsedersin. Alebni ahike sefihin. Sefih olan kardeşin oğluna şerefli bir adamı vermiyorsun da akli az, sefih. Yani zayıf bir adama getirip benim kızımı vereceksin. Galet. Ve zayıfın. Orada bir yanlışlık var. Galet. Kadın dedi ki ve zayıfın. Sefihin ev zayıfın olacak. Ev zayıfın. Sefihin ev yanlış yazmış. Ev zayıfın. Ya sefih dedi yahut da sefih derse aklında hıfret var. Yani aklı tam değil. Zayıf derse yani fakir. Yani fakir bir adama sen Beni Adi sülalesinden olan Abdullah ibn Ömer'e vermeyeceksen de kardeşin oğluna vereceksen ki o sefihtir yahut da zayıftır. Ev zayıftır. Kale sümme haracet. Kadın çıktı kızın anası. Hatta atet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe akhberetul haber. Geldi Peygamber Efendimiz'e haber verdi ki mesele böyle böyle. Bu kızı dul olduğu halde. Halbuki dul olan kadının rızası alınmadıkça başkasına verilmez. Bunu hapsediyor. Biz Abdullah ibn Ömer istiyoruz. Bu kendi kardeşi onu verecek. فَدَعَا نَعِيمًا فَقَسَّ عَلِيهِ. Peygamber Efendimiz kızın babasını çağırdı, ona söyledi. كَمَا قَالَ لَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. O da geldi Abdullah ibn Ömer'e vermiş olduğu cevabı verdi. Ya Resulallah benim kardeşimin oğludur.
Evet, Abdullah İbni Ömer ne kadar mal veriyorsa ben de kendi malımdan onu o kadar mal veriyorum. Bunlar fakirdir diye razı olmuyorlar. Fakat ben kendi kardeşimin oğlunu bırakıp da başkasına iyilik yapmam dedi. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinayin. Peygamber Efendimiz o vakitte kızın babasına dedi ki sil rahimeki. Rahimek. Sil rahimeke. Sen rahmini sileyip yani kardeş oğluna verirse akrabalık var. Sile-i rahim olur. Sile-i rahmi yap yani kardeş oğluna ver. Ve erdi eyyimeke ve ümmeha. Yalnız sen o dur olan kızını ve anasını razı kıl. Ve erdi irza et, razı kıl. Kimi? Eyyimeke. Senin o dur kızını razı et ve ümmeha anasını da razı et. Onlar razı olmuyorlar onları. Sile-i rahmini yap. Kızı kardeş oğluna ver fakat onları da razı et ki çünkü akrabalık oluyor. Dedikodu kalksın ortalıkta. فَاِنَّ لَهُمَا مِنْ اَمْرِهِيَا نَصِيبًا. Onların da orada bu emirde bir alakaları var. Kızıdır. Öteki kendisi gidecek. Adama aile olacak. Onun için onların da rızası lazımdır dedi. Öyleyse Peygamber Efendimiz böyle buyurduğunda diyor ki فَفِي هَذَا الْحَد۪يثِ. Bu hadisi şerifte olucudur ki اَنَّ بِنْتَ نَعِيِّ بِنِ النَّحَامِ كَانَتْ اَيِّمَنْ نَحَامًا İbn-i Nahham'ın kızı dul idi. فَذَٰلِكَ اَبْعَدُ مِنَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu daha uzak olur ki Peygamber Efendimiz اَجَازَ نِكَاحَ اَب۪يهَا عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz bunun nikahını, babası nikah etti de bunu tecviz etti. Bu uzak olur. وَهِيَ كَارِهَةٌ O da istemiyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in birçok hadislerinde var ki dul olan kadının emri kendi elindedir. Babası onu bir yere icbar edemez. Öyleyse bu kadın bakireydi, dul idi. Şimdi bir rivayet bulduk, dul idi. Dul olan bir kadın Peygamber Efendimiz kötü surette hoşlanması onu nikah tecviz etmez. Öyleyse bu kız idi rivayeti de iki terikle geldi. Bir Leys İbni Sa'd terikiyle, bir de İbni Lehiya terikiyle. İbni Lehiya zayıf olduğundan dolayı onun rivayeti